Selam Nemur severler, yeni bir toplu paket açılışı videosundayız. Bu seferki ürünlerimiz Harun'un yeni evi, benim de yeni stüdyom için aldığım şeyler. Ev biliyorsunuz şu anda bomboş, yani sıfır bir eve alınabilecek pek çok şeyi aldım burada. Mutfak malzemeleri, dekorasyon, elektronik, küçük ev aletleri falan, aklınıza gelebilecek bir dünya şey var. Bu arada bu videoda göreceğiniz ürünlerin hepsini bu videonun sponsoru olan Hepsi Burada'dan aldım. Hepsi Burada'da şu anda pek çok kampanya bulunuyor. Mesela hemen al sonra öde seçeneğiyle ürünleri alırsanız şimdi alıp bir ay sonra ödeyebiliyorsunuz. Ayrıca almak istediğiniz ürünlerde yarın kapında seçeneği varsa bugün aldığınız ürünler sadece bir gün sonra adresinize teslim ediliyor. Hepsi Burada da bu ayın 21'inde Equinox indirimleri başlıyor. Bu indirimler kapsamında teknolojiden beyaz eşyalara, kıyafetlerden yiyeceklere, dekorasyon ürünlerinden giyime, aklınıza gelebilecek pek çok kategoride binlerce ürün indirime girecek. Ayrıca bu videoda gördüğünüz ürünlerin de pek çoğu indirimde olacak. İndirimleri kaçırmamak için açıklama bölümüne bırakacağım linkten ürünleri favoriler listenize ekleyebilirsiniz ve indirime girdiğinde haberiniz olmuş olur. Hepsi Burada bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi paketleri açmaya başlayalım. Hangisiyle başlayayım Harun, söyle. Neyle başladık? İlk en büyükle mi başladık? En büyük çok arkada şu an, onunla başlayamam. Vallahi ben hepsini şu an merak ediyorum açıkçası. İstediğinden başla. O zaman önümdekinden başlıyorum. Sen bu arada aldığın şeyleri bana niye söylemedin? Sürpriz, hediye. Peki ben diyelim gidip aynısından aldım, ne olacak? İade ederiz. Çok mantıklı. Bak. Öf bak be. Muhteşem bir şeyle başladık. Kaçlı o, kaçlı. Ben biliyorum, misafirim çok olur. Ne oldu abi, ne bakıyorsun? Niye güldüğünü o kadar anlamadım ki. Altılı çay bardağı ve çay tabağı seti. Şöyle elime gelenden devam edelim. Bak. Kitap mı? Ben bu kitabın aynısını alacaktım bu arada. İnsan geleceğini nasıl kurar? Burada bir mesaj var değil mi bana? Kesinlikle mesaj var. Teşekkür ederim. Senin de okuyacağını pek sanmıyorum bunu. Muhtemelen ben okurum ama. İmzalı bir de İlber Ortay imzalısını aldım ha. Harbiden mi? Tabii 20 lira fazla veriyorsun, imzalıyor çok. Bence Word. Gerçek imza mı? Evet. Ya başkası atmıştır onun yerine ki, ben inandıramazsın şimdi. Ben İlber Ortay'la olsam 20 liraya imza atmazdım bu arada. 20 lira için zamanımı harcamazdım ben de büyük ihtimal. Sen. O olsam. Çok ağır bir şey geldi böyle, ucuz plastik kokusu geldi. Plastik bitki, böyle daha bir sarmaşık gibi güzel gözükeceğini bekliyordum. Birazcık kokusuna bak, gel kokla. Ben hastayım, nefes aşağı alamıyorum. Gel kokla, gel kokla. Kokulamıyorum ben. O merdivenlere bu arada. Koyacağım böyle, o merdivenlerin orada böyle bir şey var ya, çıkıntı var ya, oradan sarkacak. Bak burada mutlu olacağım bir şey var. Bana özel bir şey mi? Oo. Bak bu ürünün üstüne bir ürün çıkabilir mi burada? Çıkar. Bu neredeyse her kombiye uyan bir akıllı termostat. Yani bunu kombinize takıyorsunuz, kombiniz akıllı hale geliyor ve %37'ye kadar mı ne, öyle bir şeye kadar doğalgaz tasarrufu sağlıyor. Ben bunun aynısını neredeyse 3 yıldır bu evde kullanıyorum. Hem klimayı hem kombiyi kontrol ediyor bendeki. Fakat sonradan fark ettim ki klimayı hiç kontrol etmiyorum. O yüzden Harun'a sadece kombiyi kontrol edenini aldım. Bunun birini kombiye takıyorsunuz, birini içeride bir yere koyuyorsunuz. Buradan dereceyi ayarlıyorsunuz, içerisi o derece oluyor. Ya zaten klimayı kullanmıyor. Harun bu arada muhteşem pinti bir insan. Onu fark ettik son birkaç haftada. Şimdi yeni evde dedim ki ben sana, kira falan ödemeyeceksin, orada yaşayacaksın ama faturalara ben karışmam dedim. Bunu da niye söyledim? Çünkü burada hiçbir şeye dikkat etmiyordu böyle, hiçbir şey umurunda değildi. Lambalar falan açık, bilgisayar açık uyuyor falan. Şu an karanlıkta yaşıyor böyle, vampir gibi yaşıyor böyle, hiçbir şey açmıyor. Ama bu ay çok masraf ettim o yüzden, anladın mı? Onu ileride hallederiz. Oğlum benim burada yaşarken çok relaxtın. Burada masrafım çok yoktu. Orada çok masrafım var. Küçük paketlerden devam edelim. Bunun içinde ağır bir şey var. 40 tane pil her eve lazım. Onu kendine aldın değil mi? Tabii ki kendim aldım. Sonra... Bunlar neymiş, aşırı merak ettim şu an. Kendi aldığım şeyi merak ediyorum ama. Ne biçim sarmışlar. Bunlar sıvı sabunluk, 3 tane aldım çünkü 3 banyo var ve ben bunları plastik sanıyordum ucuz olduğu için. Bunlar seramikmiş, hoşuma gitti. İşte bu ya. Ya abin kıyamadı ya. Sana. Gitti en iyisinden, en iyisinin bir altından saç kurutma makinesi. Benim kullandığım saç kurutma makinesinin aynısı bu arada. Ben yıllar önce Çin'den almıştım. Türkiye'de de satılmaya başlamış. Negatif iyon teknolojili, saçını böyle şey yapmıyor. Fiyatına göre sanırım alabileceğiniz en iyi saç kurutma makinesi şu an bu. Şöyle bir görünümü var. İşte ince ucu, geniş ucu, o kadar. Bu bambu bir kesme tahtası. Şöyle metal bir askısı mı denir, tutacağı mı denir, öyle bir şeyleri var. Açıklayacak bir şey yok, kesme tahtası. Şurada minicik bir paket varmış. Bu neymiş acaba?
Bunlar ne biliyor musunuz? Lavabo yüzüğü. Hani lavaboların üstünde bir delik oluyor ya su taşmasın diye. Oradaki şeylerin yedeği. Kireç sökücülerin etkisiyle sanırım böyle üstündeki onların kromlar soyulmuştu. O yüzden yedeklerini aldım. Sonra... Burada bir tane çatal, kaşık, bıçak takımı var. 84 parça, kaç kişilik oluyor bilmiyorum. Kaç kişilik olur? 12 kişilik mi acaba? Evet, 12 kişilik yemek takımı. Ortalamanın üstü kaliteye sahip olanlardan öyle en ucuzlarını almak istemedim. Her ne kadar kardeşime çok masraf yapmak istemesem de kıyamadım yine. Hemen şuradan devam edelim. Boyalı 6. Ne ki bu? 6 tane boyalı bir şey. Bardak mı? Boyalı bardak alacağımı sanmıyorum. Kase. Boyalı kase alacağımı da sanmıyorum. Boya. Bardakmış da nasıl bir paketleme bu ya? Bardağın parasından fazla paketlemeye para harcamışlar. Açılmıyor. Ay yok artık, köpüğün altında da streç var. Dümdüz su bardağı, boyasız. Şunları kırılmadan alsana. O kadar paketlemişler, şimdi ben kırarsam çok ayıp ve yazık olur bence. Dur, şurada büyük bir şey var, şunu açalım. Oh, bu çok aşağı doğru gidiyormuş, bu daha da büyükmüş. RC araba mı yoksa? Tabii ki. Evde canın sıkılmasın diye. Oo. Nasıl bir kralım? Ya sen harbi kralsın be ya. Şakasız bak. Bu kablosuz bir dikey süpürge. Aynı zamanda ıslak mop yapabiliyormuş. Yani süpürürken bir taraftan ıslak mop yapabiliyormuş. O nasıl bir özellik bilmiyorum. Malzeme kalitesi hiç fena durmuyor bu arada, hoşuma gitti. Şöyle fırçalı bir tane ucu var işte, hem burada motor var, burası dönüyor bir taraftan. 3 kademesi var gibi duruyor. Bu arada nereden çekti bilmiyorum ama bir dünya şey çekti. O az önce çıkarttığım yapay çiçeğin parçaları falan var burada. Bunları nereden çekti bu? Bu halı bu kadar kirli miymiş? Halının küçücük bir bölümünden bile bir şeyler çekti. Fena değil gibi. Bunu deneyeceğiz. Uzun vadede şey yaparım. Karar veririm iyi mi kötü mü. Hemen şuradan devam edelim. Dekorasyon da almışsın. Tabii. Ne bu? Tor çekici. Kesinlikle. Haklısın ya. O kadar doğru bildin ki şu an. Başka ne olabilir, tipine bak. O çift başlı tor çekici. Pembem de. Silikon. Silikon olması ne işe yarıyor, hiçbir fikrim yok bu arada. Hayatım boyunca hiç tuvalet fırçasına dokunmadığımı fark ettim şu an. İlk defa dokunuyorum. Bir daha da dokunmam. Böyle saçımı tarayayım bununla. Biraz da bu taraftan mı devam etsem? Hadi şuradan devam edeyim. Bu yapışkanlı askılık normalde havlu mavlu için kullanıyorlar da biz daha çok anahtar asmak için kullanıyoruz kapıda. Burada üçlü mutfak bıçağı seti bulunuyor. Şunları güvenli bir yere koysan ağır. Bunlar birazdan benim ayağıma mayağıma gelmesin. Sonra o kadar yaratıcı paketlemeler görüyorum ki şok oluyorum. Bunlar duş başlığı tutucu, yeni evdekiler kırılmış. Daha farklı bir model aldım diye hatırlıyorum ama şu an emin de olamadım. Sanki komple krom bir şey almıştım ben. Burada kahve fincanı takımı bulunuyor. Türk kahvesi fincanı. Ve muhteşem çirkinmiş. Ben böyle bir şeyi nasıl aldım ya? Güzel mi abi? Yani şimdi seni üzmek istemem ama yani ben de pek beğenmedim açıkçası. Allah Allah, fotoğrafında güzel gözüküyordu. Neyse, zaten senin evde Türk kahvesi çok içileceğini sanmıyorum. Bunlar annem gelince falan içer diye aldım. Ben Türk kahvesi içmiyorum. Yeni nesil işte, Amerikano falan. Türk kahvesi dedim, ne atıyorlar. Burada bir ihalem var. Metalden. Şöyle silikon bir şeyler koymuşlar ama bunların hiçbir işe yaramayacağına o kadar eminim ki. En ufak bir şeyde düşecek, bunlar kaybolacak. Sırf eve zarar verme diye aldım armağanı. Çok meraklıydım ben de eve zarar vermeye. Bence meraklısın. Ya bana hediye almışsın. İnsan gibi ver işte yani. İlla böyle bir laf sokmaca bir şeyler. Hediye almışsın işte yani. Hediye almadım ki. Ofisim orası benim. Görüyorsunuz ne kadar kötü şartlar altındayım ya. Tabii canım. Sana tencere aldım. Tefal Early Plus. Titan. Gidip sana şey de alabilirdim, granit, titanyumunu aldım. Daha mı iyi oluyor böyle? Bilmiyorum. Bak, ısınınca bilmem neye dönen bir şeyi bile var burada. Isınınca yani. Bilmem neye dönen değil, elektrikli ocaklar için o. Cahil cahil konuşuyor burada ya. Hayır ya, bunun televizyon reklamı vardı, ısınınca bunların rengi değişiyordu. Nasıl ya? Ondan değil mi bu? Elektrikli ocak için değil mi? Bak, ortası yuvarlak. Hepsinin ortası yuvarlak. Ben haklıyım bence burada. Neyse, bence benim çok, dediğim doğru. Çok bir önemi yok. Burada bir sabunluğum daha var. Bu mutfak için. Bundan ben de kullanıyorum. Bunun bir tarafına sıvı sabun koyuyorsunuz, bir tarafına da bulaşık deterjanı koyuyorsunuz ve mutfakta işte. İkisini tek bir sabunlukla kullanabiliyorsunuz. Sana gittim. Blender artı şey aldım. Smoothie yapman için shakerlı bir şey. O kadar ismini salladım ki şu an. Sporcu olduğum için
ya ihtiyacım oluyor böyle şeylere. Evet. Niye pembe aldın? Çünkü pembesi indirimdeydi. Bence gayet makul. Tamam evet haklısın. Normal el blenderı yanına bir de ek olarak şişe koymuşlar ki smoothie falan yaparken de kullanılabilsin. Son küçük paket mi? Sakin olun. Ha bunlar sana değil. Ya 3 tane almışsın, biri benim olsun. 1800 mAh'lik powerbank. Ben bunları projelerde kullanmak için aldım. Tamam biri benim olsun. Ya 1800 mAh'le ne yapacaksın? Lazım olur. Ya telefonun 5'te 1'ini falan şarj eder ya. Lazım abi ya. Git kendine al. Aşağıda linki var. Bunlar çok güzelmiş, sana vermem. Ne yapacaksın? Çeyizine mi saklayacaksın? Bunlar borosilikat bardak. Çok güzelmiş. Bunlar benim. Tamam onlar senin olsun. Bana seninkileri verirsin o zaman. Hayır onlar da benim. O zaman yenisini al bana. Ben niye alıyorum sana her şeyi? O zaman niye bunları aldın? Ben bu kadar güzel olduklarını bilmiyordum. Sen bana yenisini al abi. Borca girdim. Çok büyük borç batağındayım. Senin maaşını yatırmıyor mu kardeşim? Ya yatırıyorsun da şimdi. Bataktayım yani anladın mı? Abi misin sonuçta yani? Su bardağı aldım ben sana. Vardı orada bir yerde. Renksiz. Ben borosilikatta olmadan su içemiyorum ya. Borosilikatın ne olduğunu bile bilmiyorum bence. Biliyor. Ne? Laboratuvarda kullanılan şeyler işte. Ne? Kırılmaz cam. Ama borosilikat ne? Borosilikat madde işte. Yanlış mı söyledim? Hani öyle bir açıklama ki ya madde. Her şey zaten madde. Hani verilebilecek en genel cevap ne diye sorsam madde dersin. Yanlış bir şey söyledim mi? Ama doğru da değil. Fark etmez. Burada ne var? Bununla ne nadal yapılır abi var ya. Bununla nadal yapayım deme. Bunlar ikili cezve seti. Ihlamur falan yaparsın. Türk kahvesi yaparsın. Annemlere. Hemen. Aa çok ağır bu ne? RC araba. Sen niye RC araba çıksın istiyorsun ev gereçlerinden ya? Sen drift için RC araba lazım ya. Ev salon bomboş abi var ya. Tam drift atmadık yani. Bak bu yaptığım kıyağı sana hiç kimse yapmaz. Bana bak, özel bir şey mi aldın? Bu kıyağı sana yapabilecek hiç kimse yok. 4 kilo ayçiçek yağı. Bu o zaman yaptığımız en pahalı toplu paket açılışı oldu şu an. Evet, bunu kenara koy. Altın değerinde bu. Bozulur mu bu peki? 28.08.2023'e kadar kullanabilirsin. Tam bir gün kala sat sen bunu, al. Ben bunu satarım, faturalarımı öderim 6 ay falan. Sonra, yine çok ağır bir şey. 4K yazıyor, televizyon mu aldın yoksa bana? Bunlar sana sinirlendiğimde kullanmak için. Burada üçlü zigon sehpa takımı var. Şöyle hepsi farklı renk. Şu an toplasam mı diye düşündüm fakat vida sıkmam gerekecekmiş. O yüzden bunları şimdilik toplamayacağım. Bayağı uygun fiyatlıydı bunlar. Balkona falan koyabilirsin yani. Bir şey olursa üzülmem. Kötü de durmuyor. Güzel duruyorlar. Küçük paketleri bitireyim diye uğraşıyorum ama sürekli bir yerlerden küçük paket çıkıyor. Çok amaçlı makas. Bak hem kesiyor, hem açacak, hem ceviz kırıyor galiba bilmiyorum. Sadece makas ve açacağı yeter sana. Bir de aynı pakette bir şey daha var. Bu kapılar, pencereler falan hava geçirmesin diyeymiş. Harun'un oradaki çelik kapıyı öyle bir monte etmiş ki usta. Aralarında böyle bu kadar boşluk var. Evin içinde lodos falan çıkıyor. O yüzden bununla artık bir şekilde yalıtmaya çalışacağız. Yoksa kapıyı komple değiştirmem gerekecek. Hadi büyük bir paketten devam edelim. Buna anlayış niyetim yoktu. Bak bu yoktu. Sana kendin alırsın dediğim her şeyi ben aldım. Niye böyle oldu? Sen iyi bir abisin. Burada bir tane Ankastre mikrodalga fırın var. Şöyle siyah beyaz bir model, normalde komple siyah istiyordum fakat ülkede cam krizi var. Haberiniz var mı bilmiyorum ama üstünde cam olan şeyler bulunmuyor ya da aşırı pahalı. Dedim mutfak dolapları beyaz nasıl olsa, o yüzden uyum sağlar. Teşekkür edebilirsin abin Harun. Çok teşekkür ederim abi. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Allah analı babalı büyüsün. Ne kadar översen öv, bunların bütçesi çıkmayacak biliyorsun ha? Evet, sen bir numarasın. Bunların hepsinin montajını bir sonraki haftalık vlogda yapacağım bu arada. O yüzden kanala abone değilseniz şimdiden abone olup aşağıdan zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bu tarz videoların devamının gelmesini istediğinizi bana gösterebilirsiniz. Ben bunu söylerken niye elime bıçak alıyorum? Yapın arkadaşlar. Ya burada kendime aldığım bir şey var. Bunu çok isteyeceksin ama bu benim. Ya bu benim olsun ya. Bu Philips Hue'nun televizyon arkası için çıkartılmış ışığı. 75 inç televizyonlar için olan model bu. Benim arkamdaki televizyon 86 inç ve bunun arkasında bu aydınlatmayı yapmak için ya 9 ya da 11 tane falan ışık harcıyorum şu anda. Planım şu şekilde: 75 inçlik kısmını bununla kaplıyorum. Kalan bölümleri Hue Play'lerle falan kapatırım herhalde. Ve 7 tane falan Hue boşa çıkıyor. Aslında daha karlısın yani. 7 ya tanesi benim oluyor. Karşı eve gidiyor, senin olmuyor. Arada fark var bak. Senin olmasıyla o evde bulunması arasında fark var. O evde benim odamda bulunabilir ama. 2 tanesini veririm. Bu şöyle bir şey.
dışında silikon böyle bir şey var, difüzör var. Kutunun içine televizyon arkasına yapıştırmak için aparatlar koymuşlar. Ve burada da adaptörü var. Adaptörü tekli koymuşlar. Bir bundan hoşlanmadım. Normalde Philips'in bazı şeyleri, adaptörleri üçlü oluyor. Tek adaptöre 3 tane lamba takıyorsunuz özetle. Bunu ondan koymamışlar. O azıcık üzdü. Koskoca Lemur şimdi tek çıkışlı adaptör mü kullanacak 3 çıkışlı varken ya? Harun, sana çok önemli bir şey hatırlatayım. Karşıda televizyon yok. Masamın arkasına güzel olur o. Masanın arkasına bunu mu koyacaksın? Evet. Bu masanın arkasına koymak için ultra mega lüks bir şey oluyor, biliyorsun değil mi? Ben İsmail YK bas gaza dinlerken senkron senkron çalacak işte. İsmail YK toplu paket açılışına gelsin. Ben İsmail YK'nın hayranıydım küçükken. Ben de arabada dinlemeyi seviyorum bu arada. Ama sadece arabada dinleyebiliyorum. Niye öyle bilmiyorum. İsmail YK'ya o zaman buradan seslenelim. Gör bizi. Burada bir sürü priz ve anahtarım var. Geçen haftaki haftalık vlogda üst katınkileri değiştirmiştim. Sonra alt katınkileri de değiştirmeye karar verdim. İşte bir dünya şey, anahtar, vavien, priz, ne ararsanız var. Sıradaki muhteşem kaliteli balkon terlikleri. Çünkü Harun buradakini parçalamış. Ben parçalamadım. Su çekmiş, sürümüş, o yüzden olmuş. Üf. Nasıl şimdi bir ama sana bir, şey, sana bir şey diyeceğim. Bu ya, benim. Ya of yeter. Nasıl senin ya? Ne benim bunlar? Buradakini sen alacaksın. Hayır, buradakini öyle bir çizmiş ki şok oldum böyle. Toz makinesi nasıl o kadar çizilebilir? Ne yapmış olabilirsin onun üstünde? Onu ya, ben çizmedim onu ya. Ne oldu? Kendi sen kullanıyorsun bir tek. Nasıl sen çizmedin? Bir şey diyeceğim. Sadece ben kullanıyorsam niye kalsın burada işte? Bu güzel bir şey değil. Hayır, ben de ihtiyacım olsa da olmasa da yılda iki kere falan tost yapıyorum. Bu mini tost makinesi. Şu an buradaki Philips'in mini tost makinesiydi. Ondan bulamadım. Aşağı yukarı aynı gibiler zaten. Bunların özelliği şey, tostunuzu yaptıktan sonra kapatıp şöyle diklemesine dolaba koyabiliyorsunuz. Paket açarken yoruldum. Allah başka dert vermesin. Burada bilmem kaç kişilik yemek takımı var. Düz böyle, desensiz, beyaz. İşte başka parçaları, başka parçaları ve başka parçaları da var. Sade görünümlü tabak bulmak çok zor bu arada. Hepsinin üstünde illa bir desen var, bir altın yaldız var, bir kabartma var, böyle bir şeyler var. Bulabildiğim en sadesi buydu. Bu da aşırı sade yani, dümdüz beyaz. Ama bence iş görür. Sana titanyum başka bir tava. Bir tanecik mi aldın? Neyine yetmiyor? Nasıl bir tane tava, nasıl neyime yetmiyor? Küçükmüş bu arada, ben bunu daha büyük bekliyordum. Sen 2-3 tane daha al abi de. Bir titanyum tava kaç para biliyor musun sen? Ne kadar? Yeteri kadar. Oo, hatırlamıyorum. Herkes yeteri kadar yani. Yeter, bununla her şeyi yaparsın sen. Yumurta da yapılır. Yaparım kıyma da. Kıyma da yapılır. Mesela ben onu yaptım. Evet. Öğlen yeniden yumurta yapacağım. Yıka. Yıka, bulaşık makinesi almadın mı? Durmadan bulaşık makinesini çalıştıracağım. Bu çocuk bencil mi? Bu çocuk bencil mi? Öyle bir konuşuyor ki ben hep kötü abi oluyorum bir şekilde, hani böyle olmuyor bir şekilde, bilmiyorum. Ben bir tane tava mı alınır gidip ya? Elimde bıçak var Harun. Ne yapayım? Allah Allah ya. Bu da sana değil, bu benim şampuanlarım gelmiş. Sen bir tanesini ver ama bana yine de. Yok. Sonuçta benim videom da açıldı yani. Ben stok yaptım, 6 tane aldım. Bir tanesini ver be. 6 ay kullanırım. Ne cimri adam oldun sen ya. Ne olduğu aşırı belli olmayan bir şey var burada da. Vileda Turbo komple set. Şöyle şeyli olandan bu işte. Buradan böyle pıtı pıtı yaptığınız, ayağınızla sıktığınız modelden. Bu tarz markalara bir şey deniyordu. Ben üniversitede bunun eğitimini aldım. Mesela paspas yapmak demiyorsun da Vileda yapmak diyorsun ya. Ya da burnunu silmek için mendil değil de selpak istiyorsun mesela. Onların bir adı vardı. Bunlar çok şey böyle. Bir şey marka deniyor bunlara. Özel bir ismi var. Ha, bunun adı Vileda değil mi normalde? Paspas. Vileda markası. Hadi ya. İşte bak, evet, büyük paketler kaldı. Şunu komple açmadan sadece ne olduğunu göstereceğim. Bu bir ses sönümleme süngeri. Bunlarla böyle dekoratif bir şeyler yapmaya çalışacağım, üstünü kumaş falan kaplayıp. Hala tam kafamda oturtmadım ama işte bir şey yapacağım ben bununla. Bir haftalık vlogda göreceğiniz. Şurada aşırı sürpriz bir paketim var. Asla ne olduğunu dışından bakıp anlamamışsınızdır. Sen heyecanlandın değil mi Harun görünce? Acaba ama ne ya? Şu an anlamıyorum. Yapay bir ağaç olmasına rağmen gövdesinde gerçek ağaç kullanmışlar bu arada. Bu hoşuma gitti. Buna birazcık şekil şemal vermek gerekecek sonradan. Şu an çok uğraşmak istemiyorum. Tam benim odama yakışır ya. Alabilirsin. Aşağıda linki var. Aa, şurada halılar var. Tam benim odamın konseptine uygun renkte. Salona aldım.
Şöyle bir tanesi kırçıllı gri renklerde. Arkası keçe gibi bu arada. Arkasının dokusundan çok hoşlanmadım. Kayabilir gibi duruyor fakat bunlar çok uygun fiyatlı halılardı. O yüzden öyle değerlendirmek lazım. Yani çok bir kalite beklentisi olmadan aldım. Dokusu gayet güzel bence değil mi Harun? Güzel duruyor bence, güzel. Bundan bir tane de kocaman var burada fakat bunu burada açmayacağım. Sen aç karşıda Harun, karşıda detay çek. Sıradaki paketi açmak için tornavidaya ihtiyacım var. Çok şey değil mi böyle? Özel bir paket gelmiş gibi bir izlenim yok mu? Gerçekten şimdiye kadar açtığım en havalı kutu olabilir. Şu an sadece umarım ters açmamışımdır diyorum. Sen onu ters açmışsın gibi geldi bana şu an ama. Ha, yo, düz açmış. Burada granitten siyah bir tane evye var. Şu an karşıdaki evye paslanmaz çelik olan evyelerden ve ben o evyeleri çok sevmiyorum çünkü çok fazla su lekesi belli ediyor. Aslında bunlar da siyah olduğu için çok fazla kireç izi belli ediyorlar ama yine de o paslanmaz çelik olanlardan daha güzel duruyor bence. Burada metal profilden masa ayakları bulunuyor. Bunlar Harun'un yeni masasının ayakları. Ve o ayakların masası da burada. Bu paket açılışında Harun'un aldığı tek şey bu arada. Evet, ben şimdiye aldım. Şimdiye kadar söyler diyordum ama söylemedi nedense. Ya ben senin gibi şey miyim? Öyle her aldığımı söyleyeceğim. Geçen haftaki video izleyenler yorumlarda kendini belli edebilir. Orada söylüyor muyduk aldığımı? Sen aldığın her şeyi 8 kere falan söyledin geçen. Ne kadarını kestin bilmiyorum ama. Bunu ben aldım bu arada arkadaşlar, onu hatırlatayım ya. Masamı da çizmezsen sevinirim abi. Sen o kamerayı bırakıp buraya gelirsen ben sevinirim. E bu kara ağaçtı. E kara ağaç işte. Kara ağaç. Biraz açık değil mi bunun rengi? Kara ağaç desenleri. Kalınlığı falan fena değil bu arada. Sanki ama düz antrasit olsaymış. Ben dedim sana antrasit olamaz. Ama yani bütün oda antrasit oluyor öyle de. Çok bayıyor, anladın mı? O zaman açık beyaz alsaydın o zaman. O da çok kir belli ediyor. Evet, ürünleri bitirdik. Artık bunları yerleştirdiğimizde sen evde her şeyin oluyor gibi. Eksik bir şeyin kaldı mı? Ya eksik bir şey illa çıkar da şimdi bilemiyorum. Eksik bir şeyin varsa da kendin al. Benden bu kadar. İkinci bölümde hallederiz onu. Yok, ikinci bölüm falan yok. Nasıl yok? Konuklu bundan sonrakiler. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için abone olup yanındaki zil simgesine de tıklayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Harun. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her video bitişinde de yani bana iş kitleniyor ya bak.